deals Death, goes back in, flushes aggressive pawn, needs to kite away. Death, what the hell, gets a triple. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Türk televizyonlarının ilk ve tek e-spor programı Dijital Sağ'dan herkese merhaba. Bakalım geçen haftalarda e-spor dünyasında neler olmuş? Hollanda futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan AFC Ajax, ülkenin en iyi FIFA oyuncusunu transfer ettiğini duyurarak e-spora giriş yaptı. FIFA Hollanda'da 5 kez şampiyonluk kazanmayı başaran Koen Weiland, bundan sonra Ajax forması giyecek. Bu büyük transfer sonrasında PSV Eindhoven'ın ardından bir Hollanda kulübü daha e-spor dünyasına giriş yapmış oldu. Dünyaca ünlü CSGO takımlarının oluşturduğu WESA için geçtiğimiz günlerde bir oyuncu konseyinin kurulduğu duyurulmuştu. Başkanlığını Fnatic'ten Victor Hugo Yendebi'nin yürüttüğü oluşumun ilk icraatı, ESL Pro League finallerini yeniden düzenlemek oldu. Daha önce 8 takımın yer aldığı ESL Pro League için bundan sonra Avrupa'dan 6 ve Kuzey Amerika'dan yine 6 takımın katılımıyla toplamda 12 takım finallerde boy gösterecek. Victor Hugo Yendebi yaptığı açıklamada 8 takımlı sistemin modasının sona erdiğini, günden güne gelişme gösteren e-sporun hızına ayak uydurmak için artık tüm organizasyonlarda daha fazla katılımcının boy göstermesi gerektiğini belirtti. Açıklanan yeni formatla birlikte ESL Pro League finallerinde takımlar 6 ekipten oluşan 2 gruba ayrılacak ve oynanan maçlar sonunda ilk 3'e giren takımlar playoff aşamasına yükselecek. İlk sırayı alan takımlar doğrudan yarı finallere yükselirken, ikincilerle üçüncüler çapraz şekilde eşleşerek çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Kore'nin en başarılı e-spor organizasyonlarından biri olan OGN, yani On Game Net oluşumu, yeni bir lig duyurusu gerçekleştirdi. Kore'nin resmi profesyonel League of Legends ligi olan LCK ve StarCraft için yaptığı organizasyonlarla adını duyuran başarılı platform OGN, Overwatch'a da el atıyor. Overwatch Apex adıyla duyurulan ligde 12'si Kore'den olmak üzere toplamda 16 takım yer alacak. Turnuvanın duyurulan ödül havuzu ise tam 170 bin dolar. OGN tek bir ligle kalmayıp Overwatch Apex'te yer alabilmek için 12 takımın daha mücadele edeceği bir yükselme ligi de düzenleyeceklerini açıkladı. OGN'in bu girişiyle birlikte Blizzard tarafından onaylanan ilk bölgesel Overwatch ligi de kurulmuş oldu. Blizzard, Heroes of the Storm için düzenlemiş olduğu bölgesel elemelerin yerine 2017 sezonunda başlayacak bölgesel ligler düzenleyeceğini duyurdu. Bu bağlamda Kuzey Amerika, Avrupa, Kore ve Çin için League of Legends'taki LCS benzeri ligler kurulacak. 8'er takımın yer alacağı liglere katılım için önce elemeler gerçekleştirilecek. Blizzard, ligde yer almayı başaramayan takımların da ayrı bir yükselme liginde mücadele ederek tekrar ana lige çıkma şansı yakalayabileceğini belirtti. Son yıllarda Çin'in yetiştirmiş olduğu en iyi sporculardan biri olan Brooklyn Nets'li NBA oyuncusu Jeremy Lin, ülkesinin başarılı e-spor oluşumlarından biri olan VG Gaming'le anlaştı. Daha önce Rick Fox, Shaquille O'Neal ve son olarak da Giannis Cherepko'nun e-spor alanına yatırım yapmasından sonra NBA'den bir oyuncu daha bu sektöre dahil oldu. The International 2015'te analiz masasında da görev alan ve iyi bir Dota 2 oyuncusu olan Jeremy Lin, NBA'de Los Angeles Lakers, Houston Rockets, New York Knicks ve Charlotte Hornets takımlarında forma giydi. Yeni sezonda Brooklyn Nets'e transfer olan isim, e-spor alanında yaptığı bu hamleyle Vici Gaming takımının 4. Dota 2 kadrosunu kurmuş oldu. ESL'in New York'ta organize ettiği ve ilk kez Swiss formatının denendiği CSGO turnuvasında şampiyon belli oldu. 8 takımın yer aldığı turnuvanın final karşılaşmasında Navi ile Virtus Pro takımları karşılaştı. Son Turner E-League şampiyonu olan Virtus Pro, bu başarısını yeni bir kupayla taçlandırmak isterken, Navi de uzun zamandır uzak kaldığı şampiyonluk sevincini yeniden yaşamak için sahaya çıktı. Mücadele Navi'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi ve Navi, uzun zamandır beklediği şampiyonluğa sonunda ulaşmış oldu. Hazır CSGO'dan bahsetmişken, İsterseniz gelin sizleri Multiplayer Türkiye CSGO Ligi'ne götürelim. Bakalım ligde en son neler olmuş. 15 Temmuz'da başlayan 20 bin lira ödül havuzuyla Multiplayer CSGO Türkiye Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Space Soldiers, Dark Passage, Supermassive, HVA, Zone, Phoenix, Crew ve Team CSVN takımlarının davet edildiği ligde maçlar Best of 2 formatında oynanıyor. İki haritayı da kazanan takım 3 puanı alırken beraberlik durumunda takımlar birer puanı paylaşıyor. 13 karşılaşmayı geride bıraktığımız ligde son 2 haftanın maç sonuçları şu şekilde. Space Soldiers 2, Team CSVM 0, HVA 2, Zone 0.
Dark Passage 2, Phoenix 0 ve yine Dark Passage 2, Crew 0. Her hafta oynanan maçları canlı olarak www.twitch.tv/multiplayer adresinde izleyebilirsiniz. Ayrıca maç sonuçlarına, puan durumuna, maçın ve oyuncuların tüm istatistiklerine csgo.multiplayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer geçmiş maçları izlemek isterseniz de Multiplayer Türkiye CSGO Ligi YouTube kanalımıza uğramayı unutmayın. Riot Games, HVA Gaming forması giyen üst koridor oyuncusu Yiğit Marshall Kırdök ve Çilekler takımının sözleşmeli ormancısı Robin Eggenberger hakkında gerçekleştirdiği soruşturma sonrasında iki oyuncuya da men cezası verdi. Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin bitişinden sonra Marshall ve Robin, dereceli bir karşılaşmada oyunun iyi gitmemesi üzerine birbirleriyle söz atışmasına girmişlerdi. Hatta Marshall olayı ileri boyuta taşımış ve Robin'i ailesine kadar öldürmekle tehdit etmişti. Robin bu konuşmaları daha sonra resmi sosyal medya hesabından paylaşarak olayın bir şakalaşma olduğunu ileri sürmüş olsa da bu yazışmalar Riot Games'in gözünden kaçmadı ve başlatılan soruşturma sonrasında Riot Games iki oyuncuya da men cezası verdi. Marshall 30 Haziran 2017 tarihine kadar cezalandırılırken Robin 31 Mart 2017 tarihine kadar cezalandırıldı. HCT Europe Summer Championship 2016 final karşılaşmasında Virtus Pro'nun Ukraynalı oyuncusu Artem Dr. Hippie Kravitz, 15 yaşındaki genç rakibi İngiliz isim George Connolly karşısında 4-2 galip gelerek Avrupa şampiyonu oldu. Dr. Hippie takım arkadaşı Ole Neyman Betribekov ve G2 Esports'tan Taj Molendijk ile birlikte Hearthstone World Cup'ta Avrupa bölgesini temsil edecek. Riot Games, Worlds 2016'ya hazırlanırken şimdiden gelecek seneler için çalışmalarına başlamış durumda. Birçok takım sahibinin şikayetçi olduğu, ekonomik sıkıntıların farkında olduğunu belirten Riot Games yetkilileri, bu durumun iyileştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. Riot Games hem takımlara hem de profesyonel oyunculara ekstra gelir getirecek Dijital Gelirler adlı bir çalışma başlattığını açıkladı. Riot Games'in yaptığı açıklamadan önemli konu başlıkları şu şekilde. Şu andan itibaren her yılın Şampiyonlar Şampiyonu kostümü ve toteminden gelen gelirin %25'i Dünya Şampiyonası ödül havuzuna eklenecek. Bu da Şampiyonlar Şampiyonu Zed'in her satın alındığında doğrudan 2016 Şampiyonası ödül havuzunu büyüteceği anlamına geliyor. Gelecekte benzer bir şekilde her yılın Gözüpek kostümünden gelen gelirin %25'i MSI ödül havuzuna aktarılacak. Bu yılın Dünya Şampiyonası galibi ile birlikte şampiyon takım kostümlerinden gelen gelirin %25'i o kostümlerin oluşturulmasına ilham veren oyuncular, takımları ve ligleriyle paylaşılacak. Şampiyon takım kostümleri üzerinde payı olan eski şampiyon oyuncular, takımlar ve ligler de gelir paylaşımının bir parçası olacak. Philadelphia 76ers, Team Dignitas ve Apex Gaming'i satın alarak e-spor arenasına hızlı bir giriş yaptı. NBA Doğu Konferansı Atlantic grubu takımlarından olan 1949 yılında kurulan ve NBA tarihinde 3 kez şampiyonluğa ulaşan Philadelphia 76ers da artık resmen e-spor arenasında. Team Dignitas ve Apex Gaming'i satın alan 76ers, Kuzey Amerika'da e-spora giriş yapan ilk büyük ölçekli kulüp oldu. Daha önce Sacramento Kings'in ortaklarından bazıları Energy Esports'a yatırım yapmıştı. Ancak bunlar bireysel yatırımlardı. Kuzey Amerika'daki en geniş marka bilinirliğine sahip takımlardan biri olan Team Dignitas'ın bünyesinde CSGO, Overwatch, Heroes of the Storm ve Smite kadroları bulunuyor. 76ers League of Legends arenasına da giriş yapmak istediği için Dignitas'ın yakın ilişkiler kurduğu Apex Gaming'i de bünyesine katarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Philadelphia 76ers e-spor'da kendi adını kullanmayacak. Bunun yerine marka değeri daha iyi olan Dignitas adıyla yer almaya devam edecek. Turner Illich, CSGO'dan sonra girdiği ilk etkinlik olan Overwatch'ta final yaptı. Kuzey Amerika'nın şampiyonu Team Envious ile Avrupa'nın şampiyonu Misfits'in karşı karşıya geldiği büyük finalde kazanan takım 3-1'lik skorla Misfits oldu. Türkiye CSGO milli takımımız finalde karşılaştığı Arjantin'i 2-1 ile devirerek The World Championship 2016'nın şampiyonu oldu. Türkiye ile Arjantin arasında oynanan final karşılaşmasında millilerimiz ilk harita olan Train'de 11-0 geriye düşmesine rağmen skoru 16-14'e getirerek kazanmayı başardı. İkinci harita Overpass'ta ise büyük bir üstünlük kuran Arjantin
Overpass'i 16-5 galip tamamlayarak seriye denge getirdi. Son harita Cobblestone'da millilerimiz ağır bir başlangıç yapsa da çabuk toparlandı ve 16-8'lik skorla hem haritayı hem seriyi hem de şampiyonluğu kazanmayı başardı. The World Championship 2016'yı zirvede tamamlayan, yani 2016 dünya şampiyonu olan milli takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Final maçının en iyilerinden biri olan Space Soldiers oyuncusu Can Zantares Dört Kardeş ve milli takımın yanı sıra Space Soldiers'ın da teknik direktörlüğünü yapan Can Polat Yıldıran'la The World Championship finalleri öncesinde bir röportaj yapmıştık. İsterseniz gelin şimdi onu izleyelim. Merhaba, ben Can Dört Kardeş, 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Profesyonel olarak Space Soldiers'ta Counter-Strike oynuyorum. 2013 yılında HVA'da başladım ilk profesyonel olarak. 2015 yılında da Space Soldiers kırıldı. Takıma davet edildim ben de. Bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Ve ailemi de bir şekilde ikna ettim bu işe, arkadaşlarımla beraber. Şu anda League of Legends çok güçlü durumda e-sporda ama CSGO çok geride kaldı. Şu an daha yeni Türkiye'de bu iş biraz daha ilerlemeye başladı. Ama 2006 ve 2010 yılında falan çok daha güçlüydü yani şey. Yani qualifier'lar falan Türkiye'de oluyordu. Ama çok küçük bir problem çıkmıştı Türkiye'de oyuncular arasında. Hakemlerle alakalı bir problem çıkmıştı. Ondan sonra daha da işte devam etmeye başladılar. Qualifier'ları falan Türkiye'de hiçbir zaman yapmadılar. Yani bu bize de yansıdı uzun bir süre. Ama şu anda İşte büyük turnuvalar yine gelmeye başladı bizi gördükleri için falan. Türkiye'deki oyuncuların kitlenin yükseldiğini gördükleri için. Şu anda elemeler falan devam ediyor. Multiplayer'in birinci sezonu bitti. Gayet iyi ve eğlenceliydi. Şu anda ikinci sezon başladı işte. Şu an gayet iyi gidiyor. İyi anlaşıyordu herkes yani. Yani hepsi yavaş yavaş yaklaşmaya başladı bize de. Biz yine araları açmaya çalışıyoruz onlara karşı. Ama sürekli herkes yani bizim kadar çalışmasa bile yine de bize... bizim gibi bakmasa bile bu işe yine de yaklaşmaya çalışıyorlar yani, o sürekli oynuyorlar, çalışıyorlar, görüyorum yani ben bunları. Çok iyi bir şey bu. Ben kendim olarak bireysel olarak 8 saat falan oynuyorum, en az 8 saat. Yani zaten herkes beni görünce falan, oynadığımı falan sürekli gördüğü zaman falan herkes şey yapıyor yani, oynuyor benimle beraber, zaman geçiriyoruz iyi bir şekilde. Takımdaki herkes mutlu yani, çok iyi gidiyor her şey. Zaten 2 defa üst Avrupa'da şampiyonluk falan aldık, şu an herkesin motivesi çok yüksek. Her turnuvanın öncesinde antrenman yaparız en başta. Ya bazen eksiklerimizi görürüz işte, bir kişi bir yere tuttuğu zaman kötü tutar falan böyle. Onları falan konuşuruz, birlikte nasıl oynayabiliriz. Lan bireysel olarak hepimiz bayağı güçlüyüz. Yani Türkiye'de yeni bireysel oyuncular şu an bizde mesela. Takım oyuna dökmeye çalışıyoruz her şeyi. Eskiden beri hani Despe'le de 2013'ten beri 2012'den beri Despe'le beraber hep oynadım birlikte. En iyi arkadaşım Despe yani ben bireysel kendim. Space Soldiers'la beraber en başta Balkan şampiyonuna başladık offline. Ondan sonra takımımızla çok iyi çalıştık. Finlandiya'ya gittik turnuvaya. En başta Danimarka'ya gittik pardon. Danimarka'da üçüncülük oldu. Finalde, yarı finalde EFRA kaybettik Bulgar takımına. Bayağı üzdü bizi. Kazandığımız maçı kaybettik onlara karşı. Çok büyük bayağı hayal kırıklığına uğradık. Ondan sonra Finlandiya'ya gittik. Orada ama çok iyi analiz yapmıştık. Her takımı biliyorduk oyun tarzını falan. Ona göre her şey anti falan yapmıştık herkese. Şampiyon olduk Finlandiya'da. Ondan sonra VSG elemesini duyduğumuz zaman Dubai'ye gittik işte. Dubai'de de şampiyon olduk. Şu an ECVC Fransa ve Çin turnuvası var. Onlara ısınıyoruz. Onlara çalışıyoruz. 16 yaşında, 15-16 yaşında falan başlar. 28-30'a yakına gider yani. Aslında 30 yaşında olup çok dinç ve hala reflekste çok güçlü olan oyuncular hala var. Bence onunla alakası yok ama kendi beyninle alakalı olan bir şey yani. O takıma daha hani durabilirsin, takımın koçu olur. Şimdi yeni e-spor okulları falan başlıyor. Avrupa'da falan şu an başladı ama hani 7 sene sonra falan muhtemelen onlar da olacak yani. E-spor okulları falan açılacak. İnsanlar League of Legends'ta, Counter-Strike'ta falan sürekli ders falan verecekler yani, olacak bu da. 7 yıla kadar olur muhtemelen. Aslında one on one turnuvasıydı. Romanya'da oldu turnuva. Yani çoğu profesyonel oyuncu oraya geldi. Yani herkes bayağı güçlüydü. Oynadık yani. Bir de dünyanın 1.6'da en iyi oyuncusu vardı Spam diye. Bayağı yanlış duyuyordum onları ondan önceden. Yendim onu yani. İyi bir şey yani benim için. Ya aslında ben sürekli önceden yayın yapıyordum. Şu an çok fazla turnuva olduğu için Avrupa'da
ara vermek zorunda kaldım. Ama sürekli işte fan sayımdan arkadaşlarım falan yazıyor işte. Bayağı fanlarım falan var. Onların hepsine konuşuyorum, cevap veriyorum. Bazılarıyla buluştum oluyor. Hatta akrabam bile çıkan oldu falan böyle fanlarımda. Aslında her şey adım adım oldu benim için. Kendimden örnek vereyim. En başta Aslan Burcu olduğum için sürekli lider, hep ben isterdim yani lider olmak. Hep kendi takım kurup kendim, her şeyi kendim yaptım yani şu ana kadar. Takım kurdum, en yakın arkadaşlarımı kendimi seçtim, onlarla beraber bu işe başladım. Her şey adım adım oldu. En başta işte ESL ile başladım turnuvalara girmeye, hafta sonları. İşte orada bir seviye atladım. Ondan sonra orada kazanınca bir yerden bir kapı açıldı, oraya geçtim. Orada kazanmaya başladık, sürekli sonra davetler gelmeye başladı. Davetler gelince tabii bu iş daha da profesyonelleşti. İsmim Can Polat Yıldıran, 33 yaşındayım. Space Soldiers'da ve milli takımlar teknik direktörüyüm. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 1 yıldır Space Soldiers'da görev almaktayım. CS oyuncusuyum. Bunun dışında birçok oyun oynadım. Ama aktif olarak görev aldım. CS versiyonlarıdır. En son CS Go başında beta'da oyunu bıraktım. Zaten fan bölümüydü benim için. Artık ciddi bir şey yoktu. O noktada artık oyunun daha çok analiz ve taktiksel bölümüne yöneldim. Bundan önceki oynamış olduğum, aktif olarak oynamış olduğum takımlarda da zaten kendim taktik master'dım. Taktik veren kişiydim. Aktif olarak bu 10 yıllık süre içerisinde birçok başarıya imza attım. Kişisel olarak takımla birlikte VCG olsun, VGT olsun, lokal turnuvalar olsun. Bu şekilde devam eden bir şey vardı. Şöyle ki, rakibin analiziyle başlıyor bu. Normal futbolda olduğu gibi oturup oynayacağınız veya oynamakta olduğunuz rakibinizi analiz ediyorsunuz. Hareketlerini inceliyorsunuz, rutinlerine bakıyorsunuz. Ve buna göre farklı stratejiler oluşturuyorsunuz. Size uygun olan veya karşı tarafa anti olabilecek şeyler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Genelde analiz bunun üzerinden gidiyor. Karaktere bakıyorum ben. İlk baktığımız şey karakter, oyunculardı. Takıma transfer sürecinde biz kesinlikle hızlı davranmıyoruz. Acelemiz yok. Önce oyuncuyu tanırız, yeteneklerine bakarız, değerlendiririz uzun bir süreçte. Bundan sonra yapmak istediğimiz şey oyuncunun bizim kimyamıza, takımımızın kimyasına oturup oturamayacağı olur. Bu oturduğu vakit o noktadan itibaren ilerlemeye çalışırız her zaman. Milli takım geçtiğimiz yıllarda sürekli arkadaşlık seviyesi üzerinden giden bir şeye sahipti, bir yöne sahipti. Biz bu yıl bunu istemedik. Bu yıl adil bir şekilde herkesin, belli bir seviyeye gelmiş herkesin fırsat bulabileceği bir platform yaratmaya çalıştık. Ve bunu da başardık zannediyorum. 15 kişilik bir aday kadromuz vardı. Bunu çok ciddi bir şekilde eledik ve seçtik. Belli seviyeye gelmiş oyunculardan bahsediyorum tabii burada. Ve birçok arkadaşa da bu kadroda fırsat verdik. Türkiye'de federasyon büyük bir eksiklik. Ciddiyet açısından söylüyorum sadece ben bunu. Ama bunun dışında asıl önemli olan şey bunun artık bir oyun olmadığını anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü normal sokağa indiğimizde halen bu bir oyun olarak gözüküyor. Aslında bu bir oyun değil. Ülkemizde de birçok firma, dünyada da birçok firma yatırım yapıyor bu olaya. Yani bunun ne kadar gözüküyor derseniz onu bilmiyorum. Geçen yıl Multiplayer Türkiye CSGO Ligi yapılmıştı. Multiplayer önderliğinde. Çok güzel bir şekilde. Çok iyi organize edilmiş bir organizasyondu. Eğlenceliydi ve rekabetçi bir ortam vardı. Geçen yıl biz şampiyon olmuştuk. Bu yıl ikincisi yapılıyor. Aynı ligin ikincisi. Eklemelerle, iyileştirmelerle daha rekabetçi ve daha iyi bir organizasyon olma yolunda ilerliyor Multiplayer. Ülkemizde e-spor gelişiyor. Halen gelişmekte. Ancak bizim değer verdiğimiz, önem verdiğimiz kadar diğer organizasyonların önem verdiğini düşünmüyorum ben. Biz başarılı olabilmek için çok sıkı çalışıyoruz. Hem yönetim tarafında hem oyuncu takım tarafında bunu yapıyoruz. Çok ciddiyiz bu konuda. Başarıyı yakalamak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ama aynı zamanda bir aile ortamımız var. Bu organizasyonun her alanında hissedebilirsiniz. Türkiye'deki diğer takımların aynı ciddiyetle yaklaşmadığını düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de insanlar bu işin parayla, yatırımla olabileceğini düşünüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu inançla başlar. Bunun yanı sıra ikinci büyük eksik, emek harcamadan başarı elde etmeye çalışıyor Türkiye'deki takımlar.
Yani Space Soldiers olmak kolay değil. Yurt dışından oyuncu getirdik. Şöyle ki aslında yurt dışında yaşayan, doğma büyüme oralı olan ama Türk kökenli olan oyuncularımız var bizim takımımızda. Örneğin Tugay var, örneğin Engin var. Bu arkadaşlar Alman doğumlu, Almanya'da doğmuş büyümüş arkadaşlar. Yani biz bunları Türkiye'ye getirdik. Dil problemi yok mesela bunlarda. Sponsorlar vasıtasıyla para kazanılıyor. Aslında iş yönü bu. Ama bunun olabilmesi için önce takımların çalışması lazım. Çok çalışması lazım. Örneğin Space Soldiers yurt dışında bir başarı elde etti. Dikkat çekti. Eminim sponsorların dikkatini çekmiştir. Yeterli değil. Ülkedeki takımların ve rekabet eden takımların yurt dışında, yurt içinde ve yurt dışında başarı elde etmesi bu gelirleri arttırmakta, ülke ve takım bazında geliri arttırmakta önemli rol oynuyor. Ama buna kimse dikkat etmiyor. İnsanların dikkat ettiği şey şu. Ben bir e-spor takımıyım. Para kazanmak istiyorum. Turnuvadan kazanayım. Sponsorluk alayım. Bana yatırım yapılsın. İş modeli aslında böyle giderken tamamen yanlış gidiyor. Space Soldiers'da CSGO takımımızdan sonra bir FIFA oyuncumuz daha oldu. Yeni katıldı aramızda arkadaşımız. Bunun dışında yükselişe geçtiğini düşündüğüm ve daha da yükseleceğini düşündüğüm Overwatch var. Bununla ilgili de aslında düşüncelerimiz var ama henüz netleşmiş değil. Başarı kişi odaklı değildir. Başarı takım çalışmasıyla gelir. Space Soldiers başarılı bir takım. Daha da başarılı olabilir. Olacak da. Bu başarı da oyuncuların yönetimi ve benim. Ve community'nin çok büyük katkısı var. Ama asıl olay şurada başlıyor. Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak önce onlar gibi düşünmeliydik. Onların rutinlerini takip etmeliydik. Ve ayak uydurmaya çalışmalıydık. Biz bununla başladık. Bunu takım seviyesine indirdik. Dedik ki ilk yapmamız gereken şey takımın kimyası. Bu çok iyi olmalı. Takım kimyasını her yerde söylüyorum. Burada tekrar etmem gerekiyor. Takım kimyası 5 kişinin birbiriyle iyi anlaşmasıdır sadece. Kafa yapısının uyuşmasıdır. Bunun taktik bölümde etkisi çok fazla. Birbirine yakın hisseden oyuncuların empati yapma seviyesi daha fazla oluyor. Benim en çok dikkat ettiğim şey bu. Empati yapabilmeleri. Çünkü taktik bölümde bu çok önemli bizim için. Biz kimyayla başladık. Ondan sonra derin bir şekilde taktik çalışmasına geçtik. Biz Space Soldiers olarak hiçbir zaman karşı taktik üretmedik. Sürekli kendini geliştiren, yenileyebilen taktikler ürettik. Rakibimizi analiz ettik ama kendi standartlarımıza bağlı kaldık. Başarıyı elde edebilmek için çok çalıştık. Fedakarlık yaptık ve istedik. Kuzey Amerika merkezli e-spor kulüplerinden biri olan Team Liquid, Axiomatic Esports tarafından satın alındı. Team Liquid'in satılmasıyla son zamanlarda Amerika'da popüler hale gelen NBA'den tanıdık isimlerin e-spora yönelişi de devam etmiş oldu. Çünkü Axiomatic Esports'un sahipleri arasında NBA'in efsaneleri arasına girmiş Irvin Magic Johnson, önceki sene şampiyon olan ve geçen sene de finalde Cleveland'da kaybeden Golden State Warriors'ın sahibi Peter Guber ve Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis yer alıyor. Amerika'da NBA takımları birer birer e-spora giriş yapmaya devam edecek olursa, e-spor için de NBA gibi yeni bir oluşumun kurulması gündeme gelebilir. League of Legends oyuncularının uzun zamandır istediği tekrar kaydı özelliğinin yeni sezonda oyuna ekleneceği duyuruldu. League of Legends'ta bu zamana kadar ancak 3. parti yazılımlarla elde edilebilen oyun kayıtları artık resmi olarak oyunun bir parçası olacak. Yeni istemciyle birlikte sezon öncesi dönemde aktif olacak tekrar kaydı özelliğiyle oyun sonu ekranından ya da karşılaşma geçmişinden oyun tekrarlarını indirebilecek, izleyici modunda kullandığınız işlevselliği kullanarak içinde bulunduğunuz yamadaki oyun tekrarlarını izleyebilecek, oyun içindeki önemli anlar için video klipler hazırlayabilecek ve yeni detaylı zaman çizelgesi sayesinde skor, kule ve inhibitör indirmeler ya da ejderha baron skorları gibi oyun içi anlarınızı bulabileceksiniz. Eylül ayında satışa çıkan FIFA 17, İngiltere'de yakaladığı satış rakamlarıyla FIFA tarihinin en hızlı satılan oyunu oldu. Çıkışıyla birlikte İngiltere'de zirveye yerleşen FIFA 17,
Tarihin en hızlı satılan FIFA oyunu unvanını elde ederek önemli bir başarıya imza attı. FIFA 17 yakaladığı bu başarıyla en büyük ve tek rakibi olan PES serisiyle de farkı iyice açtı. Analist Daniel Ahmed'in raporuna göre FIFA 17 İngiltere satışlarında PES 2017'den tam 40 kat daha fazla satmış. Diğer ülkelerdeki satış rakamlarına baktığımızda FIFA 17 ve PES 2017 arasında İngiltere'deki kadar yüksek bir fark bulunmasa da FIFA 17 ticari başarısıyla futbol oyunları arasındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Multiplayer Hearthstone Üstadlar Ligi'nde şampiyon belli oldu. HVA'dan Onay Rol Kartal ve Barış Ulkiyamoru Görgülü'nün karşı karşıya geldiği final maçında kazanan 4-1'lik skorla Onay Rol Kartal oldu. Türkiye'nin en deneyimli oyuncuları ve en aktif yayıncılarının kıyasıya mücadele ettiği 4000 lira ödül havuzlu Multiplayer Hearthstone Üstadlar Ligi'nde şampiyon belli oldu. HVA'nın iki yetenekli oyuncusu Ulki Umoru ve Roll arasında kıran kırana geçen final maçına Roll, Warrior, Druid, Hunter, Warlock ve Şaman destelerini getirirken Ulki Umoru ise Rogue, Druid, Mage, Priest ve Şaman desteleriyle oynadı. Ban aşamasında iki oyuncu da rakibinin şaman destesini banlamayı tercih etti. Heyecanın tükenmek bilmediği mücadelede rakibini 4-1 gibi bir skorla deviren Roll, Multiplayer Hearthstone Üstadlar Ligi ikinci sezon şampiyonu oldu. Siz de bu çekişmeli karşılaşmaları sunucularımızın analizleri ve keyifli sohbetleri eşliğinde izlemek isterseniz www.twitch.tv/multiplayer adresinden takip edebilirsiniz. Riot Games, 7 Kasım tarihinde sona erecek olan League of Legends 2016 sezonu sonrasında 2017 sezonu için dereceli sıralama sisteminde yapacağı değişiklikleri oyuncularla paylaştı. 2017 sezonuyla birlikte dereceli sıralama sisteminde bazı değişiklikler yapılacak. Riot Games konu hakkında yaptığı açıklamada dinamik sıralamanın oyundan kaldırılıp yerine tekli çiftli dereceli sıralama ve dereceli esnek sıralama modlarının getirileceğini belirtti. Tekli çiftli dereceli sıralama tek başınıza ya da güvendiğiniz bir arkadaşınızla dereceli oyuna girebileceğiniz bir mod olacak. Altın ligi ve üstü için hedeflediğiniz liglere yükselebilmek adına buradan dereceli oyun oynayabileceksiniz. İki rol seçebileceğiniz bu modda doldur seçeneğini kullandığınızda bir rolün kendinize gelmesini engelleyebileceksiniz ama buna ek olarak şampiyonluk ligine yükseldiğinizde sadece tek başınıza oynamak durumundasınız. Dereceli esnek sıralamadaysa dinamik sıralama sistemine benzer bir şekilde oyuncular 5 kişi olarak oyuna birlikte girebilecek ve yerleştikleri liglere göre ödüller kazanabilecek. Ancak bu grupta oynayan oyuncuların çerçevelerinde ufak bir değişiklik olacak. Bu sıralamada yine sizin gibi 5 kişiden oluşan oyuncularla eşleşeceksiniz. İki sıralama modunda da altın ve üstü liglerde sezonu tamamlayan oyuncuları özel ödüller bekliyor olacak. Tam 16 yıl aradan sonra e-sporun ana vatanı olarak kabul gören Güney Kore'den ilk defa batılı bir şampiyon çıktı. Amerikalı profesyonel StarCraft 2 oyuncusu Alex Neep Sunderheft, Güney Kore'de gerçekleştirilen Kespa Cup 2016'nın finalinde Koreli rakibi Cho Trap Sung Ho'yu 4-0'lık net bir skorla geçerek şampiyonluğa ulaşmayı başardı ve böylelikle Güney Kore'den tam 16 yıl aradan sonra ilk kez Koreli olmayan bir sporcu turnuva kazanmış oldu. 16 yıl önce bu başarıya ulaşan ilk isimse On GameNet Star Ligi kazanan Kanadalı Guillaume Petrie'di. Şimdi sizler için hazırladığımız bir videomuz var. E-spor nasıl başladı, nasıl bugünlere geldi? Hep beraber izleyelim. Şimdiki gibi olmasa da oyunların hayatımıza girdiği ilk yıllardan beri e-spor hep bizimleydi. 1972 yılında Stanford Üniversitesi'nde Space War oyunu için yapılan Intergalactic Space War Olympics adlı ödüllü yarışma e-spor alanında bilinen ilk örnek olarak kabul edilmektedir. 1972'den bugünlere kadar yıllar içerisinde düzenli olarak birçok oyun turnuvası yapıldı. Asya'da başlayan büyük turnuvaların etkisiyle oluşan elektronik spor kavramı sayesinde tek başımıza ya da arkadaşlarımızla oynadığımız oyunlar çok daha profesyonel olan bambaşka bir sahneye taşındı. Oyun sektörünün hız kesmeden büyümesi e-sporun gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Büyüyen sektörün içinde gelişen e-spor artık sektörü ilerleten en önemli etkenlerin başında yer alıyor. Elektronik spor elbette geleneksel anlamda bir spor değil. Ancak tüm spor müsabakalarını izlenir kılan en temel özellik olan rekabete sahip. İçerisinde yüksek rekabet barındıran oyunların daha profesyonel bir aşamaya taşınması kaçınılmazdı.
Bireysel olarak ya da takım halinde bilgisayar başında yapılan düzenli antrenmanlarla formlarını koruyan ve geliştiren e-sporcular, aynı diğer spor dallarında olduğu gibi birçok hayrana sahip. Artık e-spor alanındaki milli takımların karşılaşmalarını izleyen oyuncular, yıldız oyuncuları kendilerini örnek alarak onlar gibi birer profesyonel oyuncu olmak için çalışmaya başlıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen turnuvalar ve elektronik sporlarla ilgili kurulan federasyonlarla dünya çapında izlenen ve büyümeye devam eden e-spor çok parlak günler yaşıyor gibi gözükse de bu sadece bir başlangıç. Almanya Futbol Federasyonu, e-spor alanında kullanılabilecek Bundesliga isimleri için Avrupa Birliği Patent Enstitüsü'ne başvuru yaptı. Oyun hukuku konusunda uzman bir avukat olan Michael Schering'in Gameslove için hazırladığı haberde bu başvurunun bütün Bundesliga takımlarını içerdiği söyleniyor. Yapılan başvuruya bakılırsa önümüzdeki yıllarda Bundesliga'nın e-spor versiyonlarını da göreceğimizi söyleyebiliriz. League of Legends'ın 6.20 güncellemesiyle birlikte vadiye yeni bir şampiyon daha katıldı. Ivern Dikenayak adlı şampiyon League of Legends'ta yeni bir rolü daha ortaya çıkardı. Destek ormancı niteliğine sahip olan Ivern, sahip olduğu yetenek kitleriyle birlikte vadideki orman kamplarını hızlı alabilecek ve koridorlara daha sık ziyaretlerde bulunabilecek yeteneklere sahip. Ivern, stratejik konumlanma özelliği ve yetenek setleriyle rakip takımda yer almasını istemeyeceğiniz türden bir karakter. Gelecek sezon profesyonel arenada kendisini sıkça göstereceğini düşündüğümüz Ivern, League of Legends'ın çeşitlilik bakımından hala oyunculara bir şeyler sunabileceğini kanıtlar nitelikte. Dijital saha bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.